arkadaşlar. Dünyanın en saçma gastronomi programında yine beraberiz. Ben Deniz, dünyanın en kötü insanı İlker Canikligil. Benim yanımda Mustafa Seven. Kendisi adamdır. Ve onun yanında şeflerin şefi, bizi dövmesine ramak kalan insan Sinan Büdeyri. Kendisi aynı zamanda amatör bir güreşçiydi. Çok hocam, eski zamanlarda. Olsun. Bize biriktirdiği sinirini nasıl harcayacağını bir türlü bilemediği için. Bugünkü konumuz aslında bu programı yapma nedenimiz olan bir konu. Hocam, restoran açalım mı? Yani... Flu restoranları bak. Ama her şey de flu böyle değil mi? Hiçbir şey tam değil. Her şey böyle yarım yarım gelecek. Evet, şey bugün bile. Konumuz restoran açmak. Evet. Ben sana hemen söyleyeyim. Restoran açmak delilik. İnanmayın, açmayın diye söylüyor. Bakıyorum ben, keyfi gayet yerinde. Arabalar geliyor, bilmem ne oluyor, bir şeyler oluyor. Herkes restoran açabileceğine inanıyor. Biliyoruz ki böyle bir şey olamaz. Ben de diyorum ki yapmayın. Doğru mu? Aslında şöyle bir durum var. Bir yönetmen olmak için ne yapman gerekiyor mesela? Yönetmensin. Yönetmen olmak için ne yapman lazım? Film çekiminde bulman lazım. Belli teknik altyapılara sahip olman gerekiyor. Ama restoran açmak için aslında aşçı olmana gerek yok. İnanılmaz derecede bu işten anlamında gerek yok. Dışarıdan hiç değilse gözüken bu. Dışarıdan gözüken yanılgı aslında insanlarda bu oluyor. Diyor ki ben hiçbir şey yapmama gerek yok. Elim çok lezzetli. Yemek yapmayı seviyorum deyip restoran veya kafe açmak isteyen var. Ben çok iyi yemek yerim. Çok iyi anlarım yemekten. Düzgün yemeği ben yiyebiliyorsam herkese satarım diye açmak isteyen var. Reklamcılar mesela inanılmaz derecede. Lütfen. Yani dışarıdan hiçbir bu işin profesyonel bir bakış açısı yokmuş. Herkes yapabilir gibi görünüyor ama... Ben şuna benzetiyorum. Filmcilikte de aynı durum vardır. Ben film seyretmeyi çok seviyorum. Öyle mi? Çok da film seyrettim. Yani demek ki ben yönetmen olabilirim. Bu da şey, ben yemek yemeyi çok seviyorum. Evde çok güzel yemek yaptım. Demek ki ben restoran açabilirim. Bir de şöyle bir matematik var ya, bu herkesin yaptığı böyle. Şimdi 30 tane satsam, 45 tane olsa... Tamam o olur ya, olur. Şu an beyaz yakada ne kazanıyorum? Zaten ben de bunu kazanıyorum. Hiç değilse eyvallahım olmaz. Halbuki oraya o adımı attıktan sonra o kadar çok eyvallahın var ki herkese. Vergi dairesine eyvallahın var. SGK'ya, Bağkur'a çalışanına eyvallahın var. Belediye geliyor. Belediyeye hiç beni sokma şu an. Kapatırlar. Flu TV'yi kapatırlar. Çok ciddi söylüyorum. Aynı böyle... belediyeye bile bağlı değiliz sen. Olsun, bulur seni yine. Ama şunu söylemek istiyorum. Başka etken faktörleri düşünmeden bu işin içine giriliyor ki. İki tane buradaki etken faktörler. Birisi bizim bir comfort zone dediğimiz, böyle rahat hissettiğimiz bir çemberimiz var etrafımızda. Özellikle beyaz yakada. Böyle bir çemberin içerisindesin. Ve o yavaş yavaş genişliyor. O her ay o maaşın tam yattığı sürece o çember biraz daha genişliyor. İlk bir yıl içerisinde o çemberden bir adımla çıkıp kendi işini, işte kafe, restoran neyse artık yapabilecek cesarete sahipken, o 10 yıl geçtikten sonra o çemberden çıkmak için en az 10 adım, 70 adım atman gerekiyor. Zorlaşıyor. Ve zorlaşıyor. İnsanlar çünkü her ay maaşın yatıyor sana. Her ay ne yapıyorsan artık, ne kadar önemli bir sunum hazırlıyorsan, o ayın maaşı böyle her ay önemli şekilde yatıyor beyaz sana. Beyaz yakalı arkadaşlardan özür diliyorum. Hayattaki en önemli şey yumurtalı ekmek yapmaktır. Sizin için niye çok önemli. Öncesinde alakası yok abi. Çok fazla sunum hazırlıyorduk zamanında. Ha. O aklıma geldi. Bir anda sinirim yine bozuldu. Yani şunu söylemek istiyorum. O rahat hissettikleri çemberin dışına çıktıkları zaman aslında karşı karşıya kaldıkları bambaşka bir gerçeklik var. Çünkü o çemberin içindeyken bir rüya, Matrix gibi bir şey. Ben bundan çıkarsam muhteşem olacak. Morpheus'u görmem lazım. O hapı benim de içmem lazım. İçtikten sonra Morpheus sana gerçeği gösteriyor ya. Welcome to the real world diyor i̇şte ya mesela. Boşuna hapı yutmak. Aynen işte. Bakıyorsun böyle. Yok ya, böyle değilmiş falan. Bana bir daha ver, bir daha ver. Arkadaşlar kesinlikle yalan söylüyor. Aslında çok zengin olmamanız için bunu söylüyor. Lütfen. Güzel yanları da var. Ona geleceğim. Peki bir şey söyleyeceğim. Siz gerçekten, siz kafe ve restoran sahipleri, Konfederasyonu Birliği Başkanları, yeni açanlara gıcık oluyor musunuz? Hayır. Ben hiç gıcık olmuyorum. İşi kötü bir noktaya getirebilecek potansiyele sahip İnsanlar bu işi açtıkları zaman, yani o da gıcık olmak da değil yani. Üzülüyoruz. İlk başta o insan için üzülüyoruz. Çünkü gerçekten bu da yani ekonomide her batan para aslında bizim cebimize giren bir para değil. Aslında o para battığı zaman yeni yapacağımız yatırım daha da sekteye vuruyor. Onun için biz üzülüyoruz. İlk başta o insan için üzülüyoruz. İkincisi de yani belki oraya çok daha başka, çok daha farklı vizyoner birisi girecek. Onun yerini alıyor. Gereksiz yere o bekliyor. Mesela o daha iyi bir şey yapacak belki. Ama kesinlikle gıcık olmuyoruz. İyi ki gıcık olmuyorlar. Bir de gıcık yok, olsa. Yok, kesinlikle gıcık olmuyoruz. Kafe açtı ve yırttı. Var mı? Var abi. Öyle var mı? Yani, kim mesela? Johnny Starbucks adlı kişiler. Bu işin bazı farklı matematikleri var. Şimdi gastronomide sadece bir şey satarak para kazanmak durumda değilsin. Özellikle yatırımcılar bu işin içerisine girmeye başladı ya. Adam paradan çok iyi anlıyor. Parayı nereye yatırması gerektiğini biliyor.
diyor işte mokmacılar mesela. Hani açmaya başladı. Toparladı, sattı. Heh. Mesela o döndü. O adam orada bir saman alevi yaratıyor. Kendisini ısıtmak isteyenler geliyor. Diyor ki bak bu alev ısıtır seni. Ama belli bir süre ısıtır diyor. Yani diyor ya mesela işte yırtanlar var mı? Yani mesela ilk döneri mesela sokağa indirip çok daha ulaşılabilir noktaya getiren bir döner firması vardı. Markası vardı. Hala olduğu için söylemiyorum ismini. Döneri fast food hale getirdiler. O Almanya'daki aslında furyayı bir noktasında işte en öne koydu döneri. İçerisinde işte logosunu hazırladı. Kurumsal kimliğini biraz daha böyle yakın yaptığı gençliğe. Hemen pat açılmaya başladı. Franchise modeli sattı. Bazı kafeler var. Kahve satıyor ya günün sonunda. Ya ben burada et satıyorum. Benim kazandığım sadece ciro olarak değil. Aynı zamanda karı bile geçebiliyorlar. Bu işte aslında o kadar çok kötü senaryonun yanında bir o kadar da iyi senaryo da var. Yapılabiliyor. Şimdi ama ortalığı karıştırdın hocam. Yani mesela burada ama var sen... mı restoran açmak isteyen? Kafe. Sen istiyorsun. Sen. Duygusellik bir şey yok hayatım. Sen dön. Plakçı barcı. O kadar çok içine giriyoruz ki şimdi romantizminin. Benim olsun. Tamam olsun. Ben uğraşayım. Tamam sen uğraş. Ben yapayım. Çivisini çakayım. Elektriğini bağlayayım. Tamam her şey güzel. Parayı nereden kazanacaksın? Ben yani, zaten çok önemli. Şaşkınım şu anda. Neden Doğu restoran açmak istiyor? Dehşete düşmüş durumdayım. Yapılacak kadar para olursa açabilir. Neden? Bu da enteresan. Tamam açamayacaksın yani. Durum var. Açabilir. Bu arada sektör çok fazla böyle insanla dolu. Yani mesela diyor ki umursamadığım bir para bu benim. Neden? Yani biz İsviçre değiliz. Bana sorar mısın restoran açmayı düşünüyor musun diye. Jenerasyon farklılıkları var. Sizin jenerasyon zaten mantıksız herhangi bir şeyin olduğunu da kabul etmiyor. Sizin jenerasyon öyle bir jenerasyon. Hayır mesela... abi burada seni durdururum. Ben YouTube kanalı sahibiyim abi. Neden YouTube kanalı sahibisin? Konvansiyonel medyaya bakıyorsun. Konvansiyonel medya diyorsun mantıksız. Artık yokum deyip öbürüne geçiyorsun. Ama hayır. Biz biraz daha ılımlıyız. Onlar dreamer. Sen bize bunu söyle. Bir insan hayatının hangi noktasında benim bir restoranım olsun der. Ve niye der bunu? Ben mesela diyordum. Ha. Lise sonlara doğru artık üniversiteye gireceğim zamanda kesinlikle ve kesinlikle bir ara hayatımda bu işi yapmak zorundayım. Niye? Sebep? İçimden geliyordu. Yani bu arada gerçekten içimden geliyordu. Ama bu işe yaklaşım yani hayale ya da bu dürtüye herkes farklı yaklaşım ya. Abi mesela, içimden gelen şey açlık senin. Yok o başka. O 6 yaşında falan başladı. Bu içimden geliyordu bu dürtü. Ama işte mesela Doğa diyor ki ben bu dürtüyü çöpe atacak param varken harcayayım diyor. Ben buna farklı yaklaştım. Ben dedim ki bak böyle bir şeyi çok istiyorsun. Yemek yapmayı da seviyorsun. Elin de iyi. Yemeği de seviyorsun. O zaman git bunun okulunu oku. Her 80 jenerasyonu gibi sen de bu işe mantıklı bir şekilde yaklaş ve bu işi böyle bitir. Kaç yaşındasın o sırada? O sırada 20 yaşlarındayım. Başındayım. 20 yaşında, 21 yaşında falan böyle. İdeal zaman. Bu sizin jenerasyonda yani 80'den sonra doğanlarda çok patladı. Doğru. Mesela bizim jenerasyonda dediğin gibi o kadar yoktur. Aynen. Restoran açalım, kafe açalım adlı programımıza hoş geldin. Sizin jenerasyonda yatırımcı noktası çok fazla var ama. Paradan para kazanma nasıl yaptıysanız bilmiyorum. Olayı var. Yatırımcı larımızın hemen hemen çoğu sizin jenerasyondan abi geliyor. Abi şöyle birkaç tane motivasyon var. Demin şakayla geçtik ama gerçekten parası olup sosyalliği olmayan sadece etrafında insan olsun diye ben bir yerde çay kahve demlerim insanlarla tanışırım diyen var. Var. Mekancı. Bir mekanı illa açmak için oradan para kazanma dürtüsü de şart değil. Adamın parası varken de açabilir. Onu da öyle şey. Prestij. Ama tabii ki ciddi bir iş yapacaksan eğitimini alman lazım. O sektörde olman lazım. Adam tanıyor olman lazım. Adam tanıyor olman her zaman lazım. Yani doğru insana ulaşmak her sektörde önemli bence. Ama artık bu işe yatırım yapan insanlar yatırımın geri dönüşünü de gördükleri için artık daha fazla insan bu işe yatırım yapıyor. Şöyle basit bir matematik bizi Sinan'la 2 dakika baş başa bırakırsa yapabilir misin? Sen bir gidersen çok şöyle iyi bir ayrı matematiği. Evet. Şöyle 10 bin liraya bir yer kiraladık. İçine de 50 bin lira yatırım yaptık. 60. 10 bin liralık yerin içine 50 bin lira yatırım yapamazsın. Kaç yani onun her zaman... Oğlum Sancaktepe'de 300 metrekare yer tuttum 10 bin liraya. Ne alakası? Bak sen elektrik mühendisisin. Bak böyle yerlerde yakalanıyorsun. Kendini yakalatma. 10 bin liralık Sancaktepe'de 350 metrekare, 400 metrekare yerin içine sadece elektrik kabloları 50 bin lira eder. Boş ver. Yapılmış, bitmiş, tertemiz tamam, yer. Şunu okay, söylemeye çalışıyorum. 10 bin liraya kiralayamazsın ama neyse. Bu işle alakalı bir ilk yatırım yapılacak. Kaç paraysa o? Cebinde kuru da 200 bin lirası var birisinin. Ben bu işe girmek istiyorum diyor. Levent'te Devren YouTube kanalı. Sahibinden. Sadece kahve satmaması gerektiğini de anladık. Sandviç falan da koyacak. Ama şu bana çok absürt geliyor. Yani bir parayı koydun geri kazanır
alırken onu 5 lira 5 lira geri kazanıyor olmak biraz garip geliyor bana. Buna yatırım deniyor ama. Yatırım deniyor da ben mesela şey hiç inanmıyorum. Sinanların yaptığı işe ya da genel anlamda şu işe nasıl inanmıyorum. İnanmıyorsun? Ben bir şey yaptım ve bunu alın diye beklenen herhangi bir sektör benim için geçerli değil. Öyle değil ki, biz geliyoruz söylüyoruz hocam bize şunu yap diyoruz. Hayır veriyor. Ama o diyor ki ben burada güzel bir yemek yapıyorum diyor, koyuyor önce. İlk önce birileri kapıdan geliyorlar, tadına bakıyorlar, güzelmiş diyorlar, gidiyorlar. Başkaları geliyor, böyle böyle Sinan eli lezzetli ve çok popüler bir yer sahibi oluyor. Ama ilk başta onu koyuyor ve para karşılığı. Biz ne yapıyoruz? Para karşılığı olmadan koyuyoruz, yiyen yesin diyoruz. Ben öyle bir şeye tamam, ben çok senin kafam dediğin, ben yani senin yemekleri dediğin bedava versin mi diyorsun ona? Evet, yiyorsa. Çok hızlı bir şekilde, çok net bir şekilde anlatayım. Faizlerin durumunu biliyoruz zaten. Neden insanlar buna yatırım yapsınlar? Onu konuşuyorsun aslında. Evet. Sen diyorsun ki benim param var. Buna yatırdığımda 5-5 gelen parayla ben daha fazla parayı nasıl kazanacağım? Şimdi yılda %16 mı %17 mi neyse artık o bir faiz var ya. Bu faizin üzerine aslında çıkabiliyorsan yatırım mantıklı hale geliyor. Bu iş için de geçerli. Her türlü iş için de geçerli. Şimdi bu işin içerisinde şöyle bir nokta var. Sen hazır parayı bankaya yatırdığın zaman ya da gayrimenkule yatırdığın zaman ya da başka bir şey yaptın. Bunun biz bir sınırı olduğunu biliyoruz. Ya yani o sınırın daha yükseğinde kazanma ihtimalin yok. Sen ne yaparsan yap, yırtınsan da, aksırsan da, tıksırsan da o adam sana %16 verecek. 400 bin koyacaksın. Artı %16'ını yılın sonunda alacaksın. Bu arada enflasyon %18 olduğu için çok bir şey fark etmiyor. İşte, hayır yani ben şeyden bahsediyorum. Yatırım planından bunu, bahsediyorum. Bunu yapmak için emek de harcamıyorsun. Sırt üstü yatarken bu oluyor. Aynen bu oluyor. Diğer tarafta da şöyle bir olay var. Bir, sen daha sürekli olarak bir para kazanma ihtimalin var, doğru. Ama aslında insanları bu yemek sektörüne yatırım yapmaya çeken şey şu. Senin herhangi bir üst sınırın yok. Bir kafe açtın. Çok doğru bir yerde açtın. Bir kafe değil de. Yani çok doğru bir lokasyonda bir soruya cevap olabilecek bir müessese açtıysan yeme içme noktasında. O noktada kimse sana bir dakika bizim enflasyonumuz %18. Sen ancak ve ancak %18 katlayabilirsin paranı diye soramaz. Bir yıl içerisinde yatırdığın parayı çıkartabilirsin ki biz buna break even diyoruz ama Türkçesinin ne olduğunu tabii ki de yine bilmiyorum. Tapi olmak. Tapi olabilirsin. Bir yıl sonra da %30'larda, %25'lerde, %28'lerde bir kar elde edebilirsin. Dur. Marcus Ribs otosanayide arkadaşlar. Ya ağzından aldın ya. Oğlum Maslak otosanayide kaburgacı açmışsın. Otosanayide yıllardır büyük bir sorun vardı sayın seyirciler. Oto tamircileri toplanıp kaburga yiyemiyoruz diye her gün gösteriler yapıyorlardı. Ve bu açığı gören Sinan Bileyri. Kaburga evet. Yiyemiyorlardı. Ne kısası, ne uzunu, ne tiftik hamburger. Buradaki bütün ustalar inliyordu ya. Biraz daha gel. Başardım. Bak 4 yıldır ben bunun zeminini hazırlıyorum. 4 yıldır. Sen zannediyor musun ki ben bu soruya hazırlık değilim? Şu an ben tüylerim falan böyle elim kaşınıyor. Ben bu soruya nasıl daha iyi cevap verebilirim diye. Buyurun sağ sizin. Bütün kameralar Sinan Bileyri'ye dönsün. Gel. Yaklaş. Şu etrafına bir bakıyor musun? Mesela Levent'ten geliyorsunuz ya buraya. Evet. Bir etrafınıza baktınız mı? Baktık. Baktım. Kaç tane rezidans var? Kaç tane şirket var? Bilmiyorum. Saymadık ama burası var. Bir vaha. Evet. Burası hiçbir şekilde keşfedilmeye akıl edilmemiş bir vaha. Bu programdan sonra herkes bunu öğrenmiş oldu. İnşallah gelirler. Daha çok müessese gelirse daha çok insan gelir. Yine hepimiz kazanmaya başlarız. Etrafta 4 tane sadece benim saydığım büyük site var. Büyük. Karşına hemen Seven Rips diye bir şey açsa herif ister misin? Ya Seven Rips açarsa büyük ihtimal kendisi ne yazık olur. Ben, o başka mesele benim de. Benim projem dolmacı açmak. Aynen. Yani. Ama mesela ben istiyorum bu caddeye gelsin biri meyhane açsın, birisi club açsın. Şunu söyleyeceğim. Sen telefonla sipariş gönderiyor musun? Gönderiyorum. O olmasaydı. Çok özel insanlara. Ha eyvallah. İnsanların neticede buraya geliyor olmaları, tam etraf bu kadar kıymetli de telefonla bilmem neyle söylerler. Gelip burada yemek yiyor olmayı seçmeleri büyük cesaret aslında. İşte o da ambiyans işte yani. Demin söylediğim gibi şöyle aslında. Yani. Aynen. Tabii. Buradan gelmek istediğim bir yer var. Bir yer açarken insanların belli sorulara cevap vermesi gerek. O sorulardan birisi lokasyon, mekan yani nerede olacağınız yani. O lokasyonda gerçekten doğru bir lokasyon mu orası? Doğru lokasyon nedir? Doğru lokasyon yapacağın işe göre seçilir. Ne yapacağına göre seçiyorsun ya. Bir de nasıl yapacağına da karar vermen lazım. Her yer aynı noktaya bağlanıyor. Yani 3 ayaklı bir masadan bahsediyoruz. Yani birisi oyundan düşerse bütün denklem ortadan kalkıyor. Bunun hangi sırayla geleceği de yine sana bağlı ve aslında biraz da şansa bağlı. Bazen lokasyonu bulursun. Gerçekten güzel bir lokasyon dersin. Ve lokasyona göre bir ürün belirlersin kendine. Ya da bir müessese tipi belirlersin. Mesela bazen de kafana bir fikir vardır. Kaburga yapmak ya da ne bileyim et yapmak ya da burger yapmak. Ona göre bir lokasyon ararsın. Hangisi önce gelirse. Ama ikisini bulduktan sonra o üçüncü nasıl yapacağım? Nasıl şekillendireceğim? Nasıl duyuracağım? Hangi mecradan satacağım? Paket servis mi yapacağım? Önden geçen insanları mı alacağım? Buna da bu ikisi belli olduktan sonra karar
karar veriyorsun. Ya, örnek üzerinden gidelim. Benim ya da senin birisinin bir dolmacı açma fikri var. Kaç para lazım? Dolmanın tanesinden kaç para kar elde ediliyor? Bilmem yani birisi gerçekten açmak istiyor. Bu dünyanın dışından birisi ne yapabilir ya? Bunu böyle bir 3-5 maddede sayamıyor muyuz? İlk başta açmak istediği yer dolmacı. Neden dolmacı konuşuyoruz abi? Başka bir şey söyle. Krem daha brûlée değil. Hayır, daha güzel bir şey söyleyeyim. Mesela atıyorum pizzacı açacak, değil mi? Tabii pizzacı çok değişik olduğu için doğru. Evet, çok değişik oldu bu da. Tamam, dolmacı açsın. Gerçekten dolmacı açacağız seninle birlikte. Yani çok da kötü bir fikir değil gibi görünüyor ama hadi bakalım. Şimdi ilk başta yapmaları gereken şey şu. Ne yapmak istiyorlar? Dolma. Nerede açmak istiyorlar? Hayır, nerede açmak istiyorlar? Hmm. Ya çünkü artık dedim ya demin hangisi önce gelirse. Bu sefer sende konsept önce tamam. var. O zaman sen de bu konsepte uygun bir lokasyon bulman lazım. Nişantaşı'nda dolmacı açabilir misin? Yerim belli, Topkapı. Güzel. Kötü de bir yer değil. Tamam. Sirkeci'nin üst tarafından bahsediyoruz. Evet hocam. Daha sonrasında şöyle bir olay var. Yer bakmaya başlıyorsun. Kaç metrekareye ihtiyacın var? Üretimi orada mı yapacaksın? Başka bir yerde yapıp sadece orada satış mı yapacaksın? Sadece satış. Üretim mutfak olduğu zaman çok mısın? Fazla izin gerekiyor. Orada mutfak kurmak falan filan. Yok. Çok ben fazla izin gerekmiyor. Maliyeti kadınlara yaptırıp oradan paket servis ve güzel. Satış yapacağım hocam. Ben araya girip şunu söylemek istiyorum. Topkapı'da dolmacı açtığınız zaman her gün Topkapı'ya gitmeniz lazım. Doğru. Bu her günde dolma yemeniz lazım. İşte bunu Sinan'dan bekliyordum bu açmalı söylemesini. Abi ben şimdi şey yapamam yani. Yarın öbür gün Topkapı'ya bir şey açarım. Çok seçerek konuşuyorum lokasyonları. Doğru. Lokasyon belli olduktan sonra o lokasyonu nasıl kullanacaksın? Bu ürünleri orada muhafaza mı edeceksin? Isıtacağım mı, vereceğim mi? Sıcak servis mi? İstanbul'da soğuk servis mi? Dolma satışının hub'ı olarak kullanmayı düşünüyorum. Öyle. Aynen. Yani bunların bütün bu sıra sıra aslında yapılan sorular var. Sevkiyat nasıl olacak? Lojistik nasıl olacak? Kaç kişi çalıştıracaksın? Çalışma saati. Saat sabah 8'de açıp saat 12'ye kadar mı çalışacaksın? Saat 8'de açıp saat 10'da kapatacak mısın? Bunlar senin kaç kişi çalıştıracağını söylüyor. Şey geyik midir peki? Hani işinin başında olursan para kazanırsın diye bir şey var ya. Yok, kesinlikle doğru. Öyle mi? O zaman vazgeçtim ben. Evet. Pişirmediğin yemek seni doyurmaz. Yani bunların bir sürü türevleri var işte. Şöyle bir fikir vardır. Oo, dolmacıyı açtım Topkapı'ya. Başına da birini koydum. Yok böyle bir şey değil mi abi? Yok. İlk müessesense yok. Kimse senin restoranında seni senden daha fazla düşünemez. Özellikle de markanın kendini duyuracağı o süreçte daha da önemli diyorsun. En başta gerçekten çok önemli bir süreç var. 5 aylık 6 aylık süreçtir. Hatta onun için yatırım maliyetini bir 6 ay hiçbir şey satmıyormuş gibi bankaya koyun, kasaya koyun. Döndürmezse işte size cebinizde harcayacağınız para olur. Dememizin nedeni o. O 6 ay çok önemli bir 6 ay. Kişiliğini, kimliğini herkese yansıtıyorsun. Nasıl bir servis vereceğinle ilgili insanlara bilgi veriyorsun. Reklam yapıyorsun. İnsanlar geliyor reklamda gerçekten söylediğin şeyleri orada bulabiliyor mu? Dolma. Ya dolma değil de servis olarak. Mesela sen diyorsun ki en yaratıcı, en güzel. Bunları konuşuyorsun ya, reklam yapıyorsun. Reklamın karşılığını görmeleri gerekiyor. Çünkü o 6 ay bir hücum edecek herkes. Hiçbir şey yapmasan bile senin önünden geçen, aa yeni yer açılmış, deneyelim. Çünkü bu bir insan içerisindeki içgüdüdür. İşte o noktada senin o 6 ay boyunca özellikle ya da bir sene çok iyi bir servis vermen lazım. Çok iyi bir müessese, çok temiz olman lazım. Ya sonra kirli olman lazım diye demiyorum. Kesin bunu söyleyeceksin bana. Çok iyi olman gerekiyor. Daha da iyi olman i̇lk gerekiyor. İlk intiba önemli diyorsun. Ve bu ilk intibayı da 6 ay. Çünkü 6 ay sonra herkes çıpır çıpır tekrar eski alışkanlıklarına döneceklerdir. Tekrar Marcus Rips'e dönecekler. Aynen. Ama şöyle bir durum var. Sana da gelmeye tekrardan devam ettikleri anda diyeceksin ki ha tamam okey başarılı olduk. Cut the bullshit. Yatırımın dönüş süresi ne restoranda? 500 bin yatırdım. Kaç yılda geri alırsam normal bir iş yapmış oluyorum? Bunun iki tane parametresi var. İki bir parametresi. Para, iki zaman. Yok. Bir para iki ya metre. O kadar öyle. Özür dilerim. Şaka yaptım. Hiç özür dilerim. Yani iki tane parametresi var. Birincisi nerede ve ne kadar yüksek bir sirkülasyonla bu işi yapıyorsun. İkincisi de ne kadar bir kar marjıyla yapıyorsun. Ortalamada iki senede döner. Evet, onu diyecektim. Bir, bir buçuk sene arası güzel bir işletmedir. Büyüyorsundur. Onu da aslında geri döneceğini anlarsın bir buçuk senede. Bir ile bir buçuk sene içerisinde dersin ki oha bak ben bir şey buldum. Altın madeni. Hemen ikincisini açarsın dönmesini beklemeden. Para kazanıyorsundur çünkü. Dersin ki daha gani gani gelsin. Ahçı olmayan bir restoran açabilirim. Açabilir. Ama kesinlikle çok güvenilir ya bir aşçı partneri veya hatta çok iyi bir profesyonel bir aşçıya ihtiyacı vardır. Çoğu bunların bir yılda batar. %80'den yükseği. Ha, bana bunlarla gel ya. Bunun kesin net bir rakamı vardır da ilk bir yıl içerisinde açılan yerlerin %80'i kapanıyor. Peki o zaman şu matematiğe geldik. En iyi ihtimalle iki yıl içinde size geri dönmesi beklenen bir yatırım %80 ihtimalle ilk yıl batacaksa bu kötü bir yatırım oluyor. Opportunity cost dediğimiz fırsat maliyeti dediğimiz bir nokta.
noktası var bu işin. İşte o fırsat maliyeti aynı zamanda da sana kazanman için, yani o 2 yılı geçirirsen, o 1,5 yıl noktasına gelirsen, sana burada vereceği yatırım geri dönüşü diğer bir sürü sektörden çok daha yüksek ve çok daha katlı ve çok daha hızlı. Arkadaşımız şunu diyor, %80 ihtimalle batmazsanız, yani %20 ihtimalle başarılı olursanız çok güzel olur diyor. Aynen. %20 ihtimalle başarılı olanlar ya da işte neyse o, bu %20'nin üstünde kalırsanız, o krem de la krem dediğimiz, işte o zaman gerçekten güzel bir dünyaya adım niye? Atmış çünkü oluyorsun. Çünkü insanlar yemek yer. Evet. İnsanlar tüylü kelepçe kullanmasa da olur. Aynen. Ama insanlar yemek yer. Tüylü demek. Kelepçe nedir? Hayır, yani diyor işte. Yani. Herhangi şey almazsın. Başka lüks bir şeyden bahsediyorum. Tüylü kelepçe lüks değil gerçi. Gerçekten çok verimli bir program oldu. Yani sen şunu mu diyorsun? Akıllı biri, yani Mustafa mesela. Teşekkür ederim. Dolmacı açsa bile ve bunu Topkapı'da yapsa bile %80 istatistik onun aleyhine olsa bile becerebilir mi? Tabii ki de. Ben bunu söylüyorum. Çünkü aslında şöyle bir durum var. Peki, bu %80 istatistik bu işlerden herhangi bir şekilde çevresel faktörler de olabilir, hastalanmış da olabilir. Yani bunların hepsi içerisinde, bu %80 içerisinde. Başarısızlık her zaman yazı tura ve de şansla ilgili değildir. Başarısızlık insanların kendi bilgisiz ya da çok fazla bu konularda iyi olmayan insanların sürekli bunu da denemesiyle de olabilir. %80 bize aynı zamanda şunu söylüyor. Çok fazla denemeyi ve yanılmayı seven bir milletizi de aslında bize söylüyor bir noktasında. Şunu anladık. Çok zor. Şimdi diğer konulara gelelim. Yani zor olmasına rağmen biliyoruz ki bir sürü insan açıyor ve evet, bir sürü insan da açmaya devam edecek. Nelere dikkat etsinler hocam? Birincisi gerçekten lokasyona çok dikkat etmek lazım. Herkes şey diyor, çok yüksek kiraymış. Burada bir matematik var. Belki işte o yüksek kirayı önünden geçen adam çok olduğu için, coffee house yapacaksan sırf düşük bir kira vermek için kimsenin geçmediği yere ben niye kahveci açayım? Benim olayım kahve satmak. Tabii ki de önünden binlerce adamın geçmesini istiyorum her saat başı. Kahveci açarken Starbucks'ın yaptığı bir olay vardır, uygulama vardır. Counterci bir tane adam tutar. Bunu fiziki olarak yapıyorlar. Gider belli saatlerde durur orada, çıt 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 sayar bunu. Bazı arkadaşlar, yani bazı yatırımcılar şunu yapmaya çalışıyor. Abi kirayı burada tutalım. Sen onu düşündüğün için başarısız oluyorsun. Çünkü yapmak istediğin şey, satmak istediğin şey hızlı ulaşılabilir bir ürünse senin bunu hızlı hareket eden bir yerde satman lazım. Bir kez doğru lokasyonu bulmamız gerekiyor. Paket servis mi? Ha işte o noktada senin yüksek sirkülasyon olan, önünden geçen insan sayısı olan bir yere ihtiyacın yok. O zaman da kirayı oynuyorsun. İkincisi ne yapacaksın? Yani lokasyonu doğru dolma bulduk değil mesela. Ya olabilir bu arada. Dolma da olabilir. Ürün önemli değil aslında burada. Doğru yer önemli. Doğru yerde doğru ürün önemli. Bir de zamanlama çok önemli. Hangi zamanda yapıyorsun? Mesela bundan 20 yıl önce ben kaburgacı açsaydım ve oto sanayi açsaydım, yanlış bir yatırım yaptığım için işte tütsülemelerle bilmem nelerle zamanın önünde olduğumu kendime kanıtlasam bile başarılı olmayacaktım. Bu işe şöyle bakmak gerekiyor. Her kimse böyle bakmıyor. Diyorlar ki işte anlamadılar beni. Hayır, sen kendini anlatamadın. Ya bırakın bu romantizmi. Zamanın ötesindeydim diye bir şey yok. Hiçbirimiz Back to Future'dan çıkmadık. Sen doğru zamanda doğru şey yapmadın. Yani biz kendi eleştirimizi de yanlış yapıyoruz öyle Netflix'teki zamanlarda. Netflix'teki diziyi seyrettin mi yalnız? Billion Dollar Code. Tam bunu anlatıyor. Google'ın 2005'te açtığı şeyi adamlar 94'te yapmış. Google Earth'ün Terravision, evet, diye bir şeyi. Kimse almıyor. Herkes. Zamanında doğru lokasyonda ve doğru ürünü yapmadığın zaman bu reçetesi, o %80'in reçetesi genelde bu oluyor. Bu üçünden birinde hata yapıyorlar. Aynı şekilde zamanın gerisinde de kalmamak lazım. Yani kımız shop açsak şimdi burada bir şey olabilir yok. Olabilir mi? Ya, mesela kımızdan yapılmış kombuça. Ya, of çok kötü bir şey şu an. İnanılmaz kötü bir şey yaptığın zamanda da yetti, değil mi? Ürün doğru olması lazım. Lokasyon uygun olması lazım. Zaman da elverişli olması gerekiyor. Bunların üçünün bir araya geldiği bir müessesenin, eğer çok aptalca uygulamalar yapmıyorlarsa veya para çalmıyorlarsa ya da para aklamak için bir şey yapmaya çalışmıyorlarsa, batması da çok zor bu arada. Ama şöyle bir sıkıntı da yok mu? Bu mantıkla senin bu düşündüğün şeyi birkaç kişi daha düşünebilir ve bu sokakta başka insanlar da açabilir. Ki evet, Türkiye'de çok oluyor. Mesela YouTube kanalı açıyorlar. Mesela Cihangir'de biliyorsun, aynen, kediden çok kafe vardır ki kedi de çoktur yani. E bunlar birbirlerini kötü etkilemiyorlar mıdır? Yani bizim dışımızda da faktörler yok mu? Yok, bizim dışımızda de diyorum ya işte, mesela bu %80 içerisinde şeyler de var. Etraftan etkilendiğin faktörler de var. Ama şu da var. Bir kahveci açılıyor Cihangir'e. Yetmiyor. Yaşayan insan sayısını yetmediği zaman, aslında sen onun yanına bir kahveci daha açtığın zaman sen o rekabeti pis yapan adam olmuyorsun. Çünkü şöyle bir şey var. Bir tane kahveci açılıyor. 20 kişi ağırlayabilen bir yer. Ama
Cihangir'de oturuyor 4000 tane insan. Yani yetmiyorsa o kahveciden taşıyacak bir şey daha yapacaksın. Onun için Cihangir'de çok fazla kahveci var. Bir de Cihangir'e hadi konuşuyoruz ya. Cihangir'de de yemek geri yok. Niye? Çünkü insanlar zaten hayatlarını kahvecide geçiriyor. Bütün şimdi mesela Cihangir'e sen gidip de çok böyle Markus gibi lüks bir restoran açtığında şey diyemezsin ki. Neden çalışmıyoruz abi? Burada bu kadar insan var. Oradaki insanlar diyor ki benim kahveciye ihtiyacım var. Benim daha çok kahveciye ihtiyacım var. Çünkü ben X kahveciye gidiyorum, yer bulamıyorum. Oturup laptopum açacak. Ya da buraya gidiyorum, yer bulamıyorum. Dışarıda oturup insanlarla sosyalleşecek. İnsanlar hayatlarını kahve içerek mi geçiriyorlar? Yani anladım, hayır. Niye yemek yemek istemiyorlar? Lokasyon bazlı olarak. Mesela Cihangir'deki kahvecilere bak. Hepsi aslında baktığında sandviç de veriyor, tatlı da veriyor. Orada çok zaman geçirdiğini bildikleri için senin öğlen yemeğine de kanca atıyor. Ara öğününe de kanca atıyor. Bunlardan bahsediyorum. Lokasyon onun için önemli. Bazı lokasyonlar bazı müesseseleri ister. Bazılarını da istemez. Dışarıda bırakır. Cihangir'de enteresan, spesifik bir yer. Ben aslında şunu konuşmak istiyorum. Hero I Dream of Sushi diye bir film var. Onu yapan çocuk sonra Chef's Table'ları da yaptı yani. Seyretmeyenler için özetleyelim. Japon bir sushi ustası ve adam aşık ya. Sushi yapmayı seviyor. O onu yapmayı seviyor ve parayla da ilgisi yok herifin. Tamamen artık yok. Sushi'ye takmış herif. Ama yok yani. Zengin olup herif Lamborghini alıp oraya bir çocuk koyarım sonra ben giderim demiyor abi. Şimdi oğlu var ama yine de kendisi sabah 6'da seçiyor, kesiyor bilmem ne yapıyor. Ama abi herkes Cihangir'de kafe açacak adam. Ben soruyu ama merak adam ediyorum. Adam gibi mi olsun? Soru şu abi. Sen bir iş için delirmiyorsan eğer. Ha bu her sektör. Yani mesela Doğu'nun fikrini düşünelim. Ya açalım diyor herif. Oğlum ne alakan var senin? Hayatında eline bıçak mı aldın yani? Bilmiyorum aldım ama. Ben şunu iddia ediyorum. Başka bir şey yapmamak. Yani çıldırman lazım oğlum restoranın. Senin mesela deli olduğunu düşünüyorum. Yani sabah geldi bize şeyler yaptı 15 ya. Dakikada inanılmaz şeyler yaptın ama bu her iş ya için geçerli abi. Adam tost yapıyor ya. Her iş için. Bir şey olur mu ya? Her iş için geçerli. Senin işinde de öyle. Benim tamam, işimde de öyle. Tamam onu diyorum. Bu evet. Ama insanlarda şöyle bir şey var onu soracağım. Abi restoran. Ya ben kolay. Yemek yiyorum. Ha, evet arkadaşlarım da yiyor. Şu an deminden beri konuşuyorsun ya. Şu an mesela tepende tek tek yanmaya başladı. Boomer diye. Gerçekten diyorum ya. Ben bile bunu gördüm yani. Şöyle bir durum var. Artık bu iş öyle eskisi gibi yapılmıyor. Romantize edilemez mi? Aynen. Bu romantize, senin söylediğin romantize edilmiş. Diyor. Ben şöyle bir şey söyleyeyim size. Hani şu o işte Hero'yu izledik dediğin gibi Chef's Table'lar falan. Hiçbiri gerçek değil bunların. Ben bunu anlata dilimde gerçekten tüy bitti. O adam hala sağda altta gitmiyor ya, emin ol. Bu artık fazla romantize edilmiş kitaplara ya da sadece belgesellere sığabilen gerçekliği bu işin. Kesinlikle böyle. Katılmıyor. Hayır, bir de şunu var. Biz hele de Z jenerasyonu daha multitasking olmaya başladık. Daha farklı farklı şeyler düşünüyoruz. Başka başka yerlerden düşünmeye başlıyoruz. Ama ondan bahsetmiyorum ki. Onun için ilerlememiz lazım. Yani ben hala 10 yıl boyunca hala sabah 6'da kalkıp buraya gelip kaburgayı mühürleyip bu değil. Ben kendimi başka başka noktalarda da ifade etmek istiyorum. Restoran açan, kafe açan insanlar da aslında böyle ya da açmak isteyenler de böyle. Diyorum ki o yüzden batıyorlar işte. Hayır, o yüzden batmıyorlar sadece. Gerçekten o yüzden sadece batmıyorlar. Sadece o yüzden değil ama ben şunu diyorum oğlum, ben bu mikrofonu seviyorum ya. Okay. Tek tek bunları aldım ben severek. Böyle yağlıyor İşini falan. Sevmek bu y**lar sevmiyor. Ama bunlar... Hayır, önemsemiyorlar. Çünkü tamam, şu an önemseyecek yaşta değiller ya da yaptıkları işin içerisinde kendileri o parayı vermedikleri için ona alırken önemseyecek bir algıda ya da bir kafa zihniyetinde değiller. Ben ama söylüyorum. Sen diyorsun ki öyle de olur diyorsun. Hayır öyle de olur demiyorum. Ben şunu söylüyorum sadece. Bu iş için yaratılmak zorunda değilsin bu işte başarılı olmak için. Ben onu söyleyeyim. Demin dediğin şey o çünkü. Bu iş için yaratılmış olduğunu hissetmen gerekmiyor. Bu işte başarılı olmak var için. Var mı öyle örnek? Var. Yani ben şu an... Yok, ben bu iş için yaratıldığımı düşünüyorum. Ha, ben de yani düşünüyorum. Ben sabah kalkarken yemek yapmayı düşünüyorum. Gece yatarken yemek yapmayı düşünüyorum. Yani sevişirken de, öpüşürken de, başka bir yere giderken de. Ben bu yemek yapmayı düşünüyorum. Doğru. Mustafa ile ben de yemek yemeyi düşünüyoruz. Burada İlker daha iyi örnek. İlker... Kruvasan yemek için doğmuş bir insan. Ha mesela artık bu işte başarılı olmak için benim gibi bir insan olmana gerek yok. Bu işte gerçekten doğru adımlar atarak da ya da benim gibi insanları bu işe danışman yaparak da aslında başarılı olabiliyorsun. Ha, kendi reklamını yapıyormuş, anlaşıldı canım. Tamam. Abi ben bütün bunları niye dolaştırıyorum? Bu işte başarılı olmak için artık farklı etken faktörler var. Ne gibi? Bunları... Mesela doğru yatırım, doğru yere yatırım, doğru insana yatırım, doğru konsepte yatırım. Bunlar da aslında seni başarılı yapıyor. Ama günün sonunda evet işinin başına durman lazım, işini sevmen lazım. Öyle yalap şap ya bu da bozulsa da olur ya atarım, işte şu da düşer, kırılır ya çok dikkatli olmama gerek yok dememen lazım. Peki şimdi şefim, Amerika'yı yeniden keşfetmemek için bütün kesinlikle. Bu know-how'la alakalı bir danışmanlık alabileceğimiz bir yöntem var mı? Ne diyorsunuz?
ben varım. Rezalet. Biz bedava aldık, ben size anlatayım. Abi lokasyon çok önemli. Evet abi. Lokasyon. Lokasyon. Ne yapayım kendi ben burada? Lokasyonunu kendin yapacaksın. Hayır ben burada ne yapayım? Ben burada 10 yıldır, 10 12 yıldır yaptığım işi şimdi size böyle tek tek anlatayım mı? Tabii ki de bu işin bir sürü küçük detayı var. Bir sürü küçük unsuru var. Sizi çok daha farklı başarılı yapacak bir sürü farklı aslında matematiksel olarak açıklanabilen nedenleri var, faktörleri var. Ama hepsini burada yaparsak yani 20 dakika 25 dakikaya sığdıramayız bunu. Millet plazada oturup tesbih çekerken Marcus Lipsaç hayal etmiyor zaten. İnsanların daha ufak hayal Sen ediyor. Uygulamalı gidelim. Uygulamalı gidelim. Doğu'nun restoranına yatırım yapayım mı? Bence yapma. Yapma değil mi? Çünkü nereden Doğu anladın? Zaten yatırımcı. Yok. Sen yatırımcı olan birine yatırım yapıyorsun. Evet. İşte hayır canım. Doğu geldi bana. Hocam dedi ben kamera tutmak istemiyorum. Hayır ama o işi bilmiyorum diyor. Yani adam aşçı değil. Aynen. Peki Mustafa'nınkine yapayım mı? O da aşçı değil. Ya ona saçmalama. Seninkine yapayım mı? Büyük ihtimal benim açacağım bir yere yatırımcı olacağın zaman sen bana sunarsın. Ben seçersem yaparsın. Karşı. Bunu bekliyordum. Bu arada bu işte belli bir noktaya geldikten sonra ben kendim için bahsetmiyorum. Gerçekten bir yer açmışsındır, başarılı olmuştur. Onu satmışsındır birine ya da devam ediyordur. Daha sonra zaten insanlar sana geliyor. Diyorlar ki bak diyor bende bir fikir var ya da başka bir yer açacak mısın? Ben buradayım yatırımcı. İşte o noktada da şöyle bir yere geliyorsun. Sen seçiyorsun yatırımcıyı. Zaten para var. İnsanlar geliyorlar sana daha da büyütmek için işini. Sana ben yatırım yapabilirim fikir sunuyorlar ya da fikir alıyorlar. İşte o noktada yatırımcıyı sen seçiyorsun. Onun için diyorum aslında maliyetin geri dönüşü bu işlerde çok daha yüksek. Yani onun için restoran açmayın demiyorum. Ama açarken mantıklı düşünün. Romantize etmeyin bu işi. Ben tamam. Beyaz yakalıyım. Çok sıkıldım işimden. Patronumu da sevmiyorum. Lanet olsun böyle işin içine. Ben kendim limon satarım. Yine de para kazanırım. Tam o noktada daha çok para kaybediyorsun. Bunu hiçbir zaman unutma. Peki bir restoran batacağını ne zaman anlar? Batacağını bir sene önce anlar. Batmadan bir sene önce. Bir sene önce batmadan bir sene önce yavaş yavaş bunu hemen o anda kapatmak reaksiyon. Lazım. Aslında bak çok doğru bir soru. Çok güzel bir soru. Onu yapmak çok zor ama. Çok zor biliyorum. Hmm. Anladığın anda fişi çekmen gerekiyor. Peki bir YouTube kanalı ne zaman batacağını anlar? Onu ben hiç bilmem ya. Onu siz biliyorsunuz yani. Fişi çekmek derken mesela bir anda yok oluyor. Flutili diye bir şey. Önce de menüdeki somonlu seçenekleri bir kere çıkartıyorsun. Yani evet. Çok maliyetli şey. Çok güzel bir alan aslında bu. Dediği çok doğru. Son verilen çaba var ya. Hadi abi bir kez daha deneyelim. Sanki 15 kez denememişsin gibi. O noktada fişi çekmek lazım aslında. Çünkü o noktadan sonra yaptığın hiçbir harcamanın geri dönüşü yok. Çünkü senin artık bir geri dönüş yaratabilecek bir işin de yok. İşin olmadığı için de o an yaptığın bütün harcamalar kara deliğe attığın para. Çok ilginç bir şey. Bir restorana girdiğinde aslında batmakta olan bir kuruma girdiğinde hissediyorsun onu. Yani o böyle çok ilginç bir yayılmış böyle zerreler halinde. Böyle bir kasvet. Böyle bir şey. Mesela herkes bak, toz, ekstra yavaş. Toz. Aynen. Toz var ya toz. Aynen. Bitiyorsun toz. Demek. Bu arada dediğin çok doğru. Bir yerde mesela çok fazla toz varsa yani pis değil de sanki böyle bir silinmemiş. Hissiyatı verilir ya böyle restorana girdiğinde. Şey dersin gidicisiniz galiba. Ben mesela bazen şöyle bir şey yapıyorum. Çok iyi lokasyon. Çok güzel. Böyle gözüme kestirdiğim bazı dükkanlar var benim. İçinde insanlar var. Onun için söyleyemeyeceğim şimdi. Ara ara gidiyorum dükkana mesela. Bir bakıyorum böyle. Bir böyle bir o dediğim böyle bir kasvet, bir loş ışık. Böyle bir oğlum, şey. Cenaze levazım açısı gibi adam. Ya alakası yok. Bir ampul sönmüştür. O durur orada. Hiç durur. Çok doğru bir tespit. İnanılmaz doğru. Böyle bir böyle orada böyle şey yapıyorum. Ben şey yapıyorum böyle. Oğlum nereye geldik lan? Şunu demeye başlıyorum mesela. Kaç kira? Kira mesela ne veriyorsunuz şu an? Kiranız ne filan. Sorulmaması gereken anlamsız sorular bunlar. Oyunu ölçüyor ünlerle. Evet mesela şey mesela geliyor ve şey yapmaya başlıyorum. Dekor etmeye başlıyorum. Barı yanlış yere koymuş. Ben bu barı alır buraya taşırım. İşletmeci ve şef gözüyle bakıyorsun. Aslında şey mesela şu son dönemde en çok konuşulan şey başka sektörler o kadar popüler oldu ve daha yüksek maaş veriyor ki Cihangir'de bir sürü kafe garson bulamamaktan ya da yetiştirdiği garsonu doğru. Elinden kaçırmaktan ama ondan dolayı değil. Pandemiyle başlayan süreç aslında restoranları çok negatif etkiledi. Ha onu da soracaktım evet. Aynen yani bu pandemiyle başlayan süreçten dolayı birçok restoran çalışan olarak restoranda bulunan yani sadece yatırımcılardan bahsetmiyorum. Birçok kişi işi bıraktılar, mesleği bıraktılar, yani sektörü yaptılar, bıraktılar. Nasıl para kazandılar? Bilmiyorum yani. Sen nasıl batmadın?
eğer işini doğru bir şekilde hesaplayıp da doğru bir şekilde kendini sağlam alarak gidiyorsan batmıyorsun. Yani ben zaten o %20'likte ondan bahsediyorum. Ha ama mesela bir iki sene daha uzatsalar biz de fiş çekeriz. Covid girdiğinde bu sektörde çalışan insanlar hem kapanan restoranlardan dolayı hem de sektöre olan inançlarının aslında sekteye vurmasından yavaş yavaş sektörden ayrıldılar. Şimdi biz geri getiremiyoruz. Ayrıldıkları zaman bunlar boş boş ayrılmadılar. Bunlar gitti başka iş buldu. Uzaktan yapılan işler buldular. Peki, şimdi girdiremiyorsun. Net soruyu sorayım aslında. Günün sonunda bu iyi bir iş mi abi? Yani bu aslında bu kadar talep var ya. Evet. İlgi var, talep var. Evet. Ama sonuçta iyi mi bu iş? Ya bu iş düzgün ve doğru yapıldığı zaman hem psikolojik anlamda hem sosyal anlamda hem de seni maddi anlamda gerçekten besleyen bir iş. Çünkü bir kendi yemek zamanın yiyorsun. Ya yemek yemek değil sadece. Tabii ki de bunu Mustafa bu şekilde görecek ama ya sadece ben bir şey demedim. Hayır. İnsan yer. İnsan giyinmesi de olur ama insan yer. Dediğin çok doğru. Giyinmesi üzerimize belki bir sene bir şey almayız. Ama o yemeği yeriz ya. Ben şundan bahsediyorum soruna gelirsek. Bir kez kendi takvimini oluşturabileceğin bir yerden sonra bir zaman sonra kendi takvimini oluşturabileceğin bir lüks veriyor sana. İkincisi sosyal çevren gerçekten 3, 4 belki 5 katına çıkıyor gün içerisinde. Eğer öyle bir insansan ondan besleniyorsan çok güzel mesela bir şey. Mesela dolmaca açtıysan etraftaki bütün şey hamallar geliyor. Ya çok hamal da değil sadece. Bunu kendin belirliyorsun ama sosyal çevren bir anda yükseğe çıkıyor. Ama öyle yani bir sosyal bir insansan. Marcus Rips yaptıysan başka bir çevren oluyor. Yani evet o da, onu da sen kendin belirliyorsun. Bana zaten zeytinyağlı dolma ver diye inleyeceksin. Bu arada belli bir noktaya kadar zaten sosyal çevren de açacağın şeyi de etkiliyor. O da başka bir etken farklı. Peki Mustafa Seven mesela çok sosyal bir insandır. İnsanlar evet. Mustafa Seven'i sever. O zaman mesela restoran açmak için ideal bir aday mı? Ya sadece bu değil canım. Sosyal tabii olmak zorunda yani değilsin. Mustafa ama mesela kafası çalışıyor mesela. Benim bildiğim kadarıyla. Tam değil. Yani çok, ikiniz de çok naziksiniz. Yani. Sizin kafası çalışıyor benim bildiğim kadarıyla. Elinde güzel bir fikir de olduğunu düşünüyor. Dolma. Dolmacı. Bir şeyi doldurmak. Flu yani. Dolmaları. Oğlum tabii ki dolmacı açmayacağım. Ya, yo olabilir açabilirsin. Size örnek verdim. Çıkıp yani da sana kalsa yok somon yok havyar bilmem ne örnek veriyorsun. Ne zaman somonla havyar verdiğimi gördün ya. Bu işin şeyi budur ama, orta segment. Ama şunu söylememe izin ver. Hiç ben şeyi görmedim abi. Restoran açtı koptu. Yok öyle bir şey yani. Ya bu var. Nerede gerçekten var abi var. Kim yani var ya? Sen bilmemen çok normal bir sektörün içinde değilsin. Nusret. Ama Nusret. Yok ya. Daha ya Nusret. Daha ne kadar dibinden gelebilirsin yani. Sev işin. Sevme adam gayet. Onu söylüyorum daha ne kadar adam bulaşıkçıdan gelmiş her tarafını görmüş. O zaten başarılı olabilir yani. Ona bir şey diyemeyiz. Ben ne bulaşıkçılar dediği farklı. Dediği farklı. Tanımıyor. Hiç bilmeden restoran açıp da koparmış olan var mı diyor. Bu noktada da şunu da katılacağım sana. Gastronomiyle ilgili konuşuyorduk ya. Diyordunuz işte herkes bunu yapabilir mi edebilir mi? İşin uzmanlık seviyesi ne kadar aşağı inerse herkesin bu işte başarılı olma ihtimali artar. Bir restoran açmak için belli bir bilgi eşik değerine sahip olman gerekiyor. Doğru. Ya bunun yönetimsel tarafı da var. Bunun biraz mutfaktan anlıyor olma ...manla ilgisi peynir de var. Peynir tadı nedir bilmen lazım. İşte aynen. Peyniri yiyebiliyor olman lazım en basitinden. Ya da bir şeyle tadabiliyor olman lazım. İnsanlarla iletişimin. Belli bir bilgi eşik değeri var. Ama kafe açmak için bu eşik değer daha düşük. Kahve içebiliyor olman ya da... Bu şey gibi hani senin porno film çekme ihtimalin yok gibi bir şey. Evet. Nasıl bir üçgenin içerisindeyiz herkese. Kafe açmak için ama bu eşik değer, bilgi eşik değeri bir tık daha aşağıda. Başarma ihtimalinde tabii ki de daha yukarıda. Ama dediğim gibi bunların hepsinin sana geri dönüşü aynı miktarlarda olmuyor. Götürüsü de aynı miktarlarda olmuyor. Restoran çok daha yüksek bir gelir getirebilirken doğru bir şekilde açılmış ve doğru bir şekilde yönetilen kahveci ya da normal bir kafe ya da ne bileyim pastane tarzı yerlerde sana yine güzel bir geri dönüş yapabilir. Evet, birbirinden kesinlikle haz etmeyen bu üç insanın yaptığı dünyanın en saçma gastronomi programı bu haftada sonuna geliyor. Ben Deniz İlker Caneklikil, dünyanın en kötü ve dalgacı insanı. Benim yanımda kendisi bir adam olan Mustafa Seven yakında dolmacısıyla Topkapı'da hizmetinizde olacak. Ve onun yanında otosanayide açtığı Marcus Rips'le gönülleri fetheden dünyanın aynen en büyük şeflerinden Sinan Büdeyri. Sen beden olarak diyorsun değil mi? Görüşmek üzere. Bay bay.